İyi akşamlar arkadaşlar. İyi akşamlar. Saat 9 oldu. Sesim geliyor mu? Şu an hızla katılım diyorum. 747, 748 hızla ilerleme var. Yukarı doğru. Ben diyorum yine 1000 kişiyi bulacağız bu akşam. Kadri Hocam, hoş geldiniz. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim Elif Hocam. İyi akşamlar size de. Siz de iyisiniz. Çok şükür. Biraz telaşlıyım Çok bu akşam. heyecanlıyım. Umarım güzel bir webinar serisi olur bugün de. Evet, umarız güzel olacak bu akşam da. Bağlantıda bir sıkıntı görünmüyor. Gayet iyi görünüyor. İsterseniz başlayalım. Arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Bu haftaki webinarlarımızın dördüncü webinarı ile sizlerle karşı karşıyayız. Ben Elif Ergan'ım. İTÜ'nün Sözce İl Koordinatörüyüm. Aynı zamanda içerik geliştirme ekibi eğitmeniyim. İngilizce öğretmeniyim. 2009'dan bu yana İTÜ'nün ailesi içinde aktif çalışmaktayım. Kadri Hocam buyurun, isterseniz size kendinizi tanıtın. Bahsedeyim. Kadriye Güven. Ben de İstanbul Maltepe'de ilkokulda şu an için bir müdür yardımcılığı yapıyorum ama İngilizce öğretmeniyim. Ben de uzun yıllar İTÜ'nün projelerde aktif görev aldım. Ve aynı zamanda içerik ekibinde ben de arkadaşlarımla beraber elimizden geldiğince bu şekilde seminerler, webinarlar veriyoruz. Bu akşam Elif Hocam'la size çok sık kullanacağınız İTÜ'nün ana sayfa ve live'dan bahsedeceğiz. Önce Elif Hocam başlayacak. O yüzden ben size bırakayım Elif Hocam sözü. Sonra ben devam Çok ederim. teşekkür ediyorum. Vakit konusunda uyarabilirsin Kadriye Hocam. Verimli kullanmaya çalışacağım vaktimi. Arkadaşlar, şimdi bu hafta biz İTÜ'nün webinar serisinde İTÜ'nün içerik geliştiren arkadaşlar olarak, ekip olarak sizlere ilk olarak neden İTÜ'nün nedir konulu bir çalışma yaptık Adil Hocam ve Kenan Hocam'la. Daha sonra arpa okulu fırsatları ve çevrimiçi öğrenme platformları ile ilgili Burcu Hocam'la birlikte çok güzel açıklayıcı bir program yaptık. Dün de bir etkinlik nasıl hazırlanır ve sunulur, İTÜ'nün ve müfredat nasıl entegre edilir konulu çok verimli geçtiğini düşündüğümüz bir webinarımız oldu. Bugün de sizlere Kadri Hocam'la birlikte İTÜ'nün ana sayfa ve İTÜ'nün live üzerinde şöyle bir ilk yeni başlayan arkadaşlar olarak nelere dikkat etmelisiniz? Basit düzeyde önemli noktaların altını çizerek paylaşımda bulunacağız. Umarız verimli olacak çalışmamız. Şöyle biz özellikle soru hazırlamadık arkadaşlar sizlere. Çünkü bu portalların, bu ortamların tamamen online olarak canlı gösterilmesi taraftarıyım ben. O yüzden şöyle bir ekran paylaşımı yapmak istiyorum sizlerle. e-training.net. Dün başlamıştık. Bir önceki günde de e-training.net neresidir diye bahsetmiştik zaten. e-training ailesine girdiğiniz anda kayıt olacağınız, üye olacağınız, bu ailenin bir bireyi olacağınız sayfamız itlinin.net sayfamız. Merkezi destek servisimizin yönettiği bir sayfadır bu sayfa. Birçok dilde şurada göreceğiniz gibi birçok dile değiştirebilirsiniz, bir seçeneği var. Ben Türkçe'yi özellikle seçtim bu akşam. Genelde İngilizce kullanabiliyorum. Bu tercihe bağlı, sizlerin tercihine de bağlı. Şu an aramızda muhtemelen tabii birçoğunuz kayıtlıdır, kayıt olmuştur, ID'niz vardır. Ha, bu arada unutmadan onu da belirteyim. Formu yeniden doldurmanız gerekiyor arkadaşlar, verilen formu. Oradaki adresi kopyalayıp tarayıcınıza yapıştırabilirsiniz ve forma ulaşabilirsiniz. Lütfen formu doldurun. Her seferinde gerekli çünkü formu doldurmanız. Belki yeni giren arkadaşlarınız vardır bu hafta. İlk kez ortama giren arkadaşımız vardır. Bu konuda bilgi sahibi olmanız
için tekrar bir hatırlatma yaptım. Şimdi ortama girdiğinizde kayıt olmamış olanlarınız da olabilir aranızda. Kısaca ben hemen nasıl kayıt olunur portala ondan bahsetmek istiyorum. Ana sayfamızda şurada oturum aç ve kaydol. Kaydola basarak da yapabilirsiniz ama sayfanızı aşağıya doğru aldığınızda en altta bakın eTeam'in topluluğuna katılın der. Hemen oradan kayıt ol sekmesine basarak bir ön kayıt sayfası bizi karşılayacak. Bu ön kayıt sayfasında okulunuz ve kendiniz hakkındaki size sunulacak verilecek bilgileri ilgili alanlara yazmanız gerekecek. İki aşamadan oluşuyor kayıt sayfası arkadaşlar. İlk aşamada işte ülke seçiyorsunuz, okul bilgilerinizi giriyorsunuz. İsterseniz şöyle bir ilk aşamaya bir bakalım. İkinci aşamaya ilerletemeyeceğim. Çünkü gerçek bir kayıt olmayacağı için ilk aşamada bizleri neler karşılıyor? Şu şekilde e-posta adresiniz ve e-posta kullanıcı adınız isteniyor. Burada özellikle söylemem gerekirse e-posta adresiniz sizin güncel kullandığınız bir adres olmasına çok dikkat edin. Çünkü her türlü bilgi o adrese gelecek, şifresini unutmayacağınız bir adresiniz olsun. İşte bazen şöyle sıkıntılar olabiliyor. E-posta adresine ulaşamıyor arkadaşlar, şifresini unutuyor. Ben ulaşamadım, bir daha şifremi de değiştiremiyorum, yeni bir hesap açayım diyor. Farklı bir adresten yeniden aynı isme, yeniden bir hesap almaya çalışıyor. Bunlar gerçekten sıkıntılı durumlar yaratabiliyorlar. Gerçi kontrollerini düzenli yapıyoruz ama durumları yaşamamak adına sürekli güncel kullandığınız bir e-mail adresi olsun. İlk olarak ön kayıtta ilk basamağı açtıktan sonra sizin mail adresinize arkadaşlar bir konfirmasyon mesajı gelecek. İkinci aşamaya, ikinci turdaki bilgileri doldurmanız istenecek ki bu bölümde sizden bir link gönderilecek mailinize. Linke tıkladığınızda sizden okulunuz daha önce eTeam'in portalına kayıtlı mı kayıtlı değil mi diye bir soru yöneltecek. Burada sizi zaten yönlendirecek sorular şu an gösteremiyorum çünkü o süreci yaşamadığımız için. Okulunuzun ismini ile aratabilirsiniz. Zaten bilirsiniz de okulunuzda daha önce bir eğitim faaliyetinde bulunan arkadaşınız var mı yok mu ya da okulunuz kayıtlı mı değil mi diye. O ortamdan da arayıp bulabilirsiniz. Bulamadığınız takdirde okulunuzu kaydetmeniz istenecek. Yine kısa bir işlem var bu süreçte okulunuzu kaydetme kısmında. Burada okulunuzla ilgili okul müdürünüzün mail adresi, ismi, okulunuzun adresi, kurum kodunuzu soracak. Bunları işte varsa okulunuzun web sitesi, adresi bunlar sorulacak. Bunları giriş yapacaksınız. Böylelikle aynı anda okulunuzu da portala kayıt etmiş olacaksınız. Daha sonra gönder dedikten sonra formunuzu Ulusal Destek Servisinin onayına gitmiş olacak. Bu noktada ilk koordinatörleri onay veren kişiler, ilk koordinatörlerinize ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Koordinatörünüz onay verdikten sonra artık eğitimin ortamında şu sayfada sizin de almış olduğunuz şifre ile oturum açma imkanınız olacak. Bu şekilde şifremi yazarak, ismimi, kullanıcı adımı girerek oturumumu açtım ve beni bir karşılama sayfası ile karşıma çıktı. Üzerine geldiğinde ismimin arkadaşlar, eğitimin live'a gidiyor. Ben şimdi bu akşam eğitimin live'a gitmeyeceğim. Çünkü kadro hocam bu alandan size gerekli açıklamaları yapacak. Şu an sizinle ana sayfa nedir? Şöyle bir bakalım. Ne işe yarar? Bize nasıl faydası olur bu süreçte, bu yolculuk esnasında? Nasıl bize yardımcı olur? Neler vardır? Şöyle bir genel olarak bakalım. Çok da detaylı bakmak için de fırsatımız yok, zamanımız da yok. Sizler inceleyebilirsiniz detaylı olarak.
Şimdi şu sol tarafta hemen bakın görüyorsunuz Erasmus Plus'ı görüyorsunuz, amblemini görüyorsunuz. Erasmus Plus'ın da içinde olduğu bir aile, büyük bir aile olduk, entegre edilmiş birbirine sıkı sıkıya. Erasmus Plus projesi yapan arkadaşlarımız da bu konuya vakıftırlar. Şuradaki noktalara baktığımızda her biri sizi farklı alanlara yönlendirecek. Şu an portal sayfasındayız. Şu ana sayfamız portal sayfası. eTwinning Live'a buradan ulaşabilirsiniz. Gruplara ulaşabilirsiniz. Twin Spaces'e ulaşabilirsiniz. Twin Spaces'iniz bununla da ilgili ilerleyen günlerde çok detaylı adım adım eTwinning her türlü nasıl kullanılır. Bununla da ilgili bir açıklayıcı bir webinarımız olacak hafta içinde. Learning lablerimiz ve self-teaching materyallarınıza bu alandan ana sayfa portal üzerinden ulaşmanız mümkün arkadaşlar. Aynı şekilde sağlanan faydalar nelerdir demiş bakın. Öncelikle şurada sağlanan faydalar kısmına baktığımızda neden bir eğitimci olmalısın? Bu soruya cevap çok rahatlıkla bulabilirsiniz ama ilk gün webinarımızda Adile Ozan da zaten çok bahsetti Kenan Hocam'la birlikte. Neden bir eğitimci olmalıyız? Bunun önemine değindiler. Bakın bunlarla ilgili bu alanda güzel bilgiler, işte işbirliğinin önemli olduğu mesleki gelişim konusunda ki size katkı, nasıl katkılar sağlayacağı, tanıma, işte bu alanlarda bu şekilde tıklayarak bilgilere ulaşabileceksiniz. Sağlanan faydalar kısmında. Bir geri geldiğinde tekrar şu ana sayfa üzerinden nelere ulaşabiliriz? Öncelikle ondan da bahsetmek istiyorum. eTwinning Avrupa'daki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur dedik. Amacından bahsediyor. Şurada güncel bilgilere ulaşmanız mümkün. Şu an bütün Avrupa topluluğunda ne kadar öğretmen buraya kayıtlı, okullar, kaç okul kayıtlı ve ne kadar proje yapıldığı, aktif proje sayısına şu an burada görebiliyorsunuz. eTwinning topluluğuna katılın dediğiniz zaman da zaten bu toplulukta ilk adımı atmış oluyorsunuz. Nedir sorusu, neden sorusu ve nasıl sorularının da cevaplarının olduğu bir ana sayfamız sizleri karşılıyor. Bakın nedir dediğimde kısaca eTwinning Avrupa ve ötesindeki okullar için oluşturulmuş bir topluluktur dedik. Neden dediğimizde benzer şekilde düşünen meslektaşlarınızla buluşun, projeler oluşturun, fikirler paylaşın, öğrenin. Gelişin, sınıfınızın duvarlarını yıkın ve ufkunuzu genişletin. Bunu okuyunca bile insan çok heyecan verici, bu toplulukta adım atarken sizi motive edici, çok heyecanlandırıcı ifadeler olduğunu göreceksiniz. Ve nasıl olduğuna dair de nasıl kayıt olur, bağlanın, keşfedin, işbirliğine ve paylaşma fırsatlarına açık olun. Bunların nasıl olduğu konusunda detaylı bilgileri de bu haftaki çalışmamızda ve takip eden çalışmalarımızda öğreneceksiniz. Şimdi bakın eTwinning gruplarından yine bahsedilmiş ana sayfa üzerinde. Bu gruplar nelerdir? Kaç tür grup vardır? Ve ileri bilgiler tıkladığımızda bu konu gruplarla ilgili detaylı bilgilere ulaşmamız mümkün. Ayrıca birçok makale bu alanlarda birçok makaleye de ulaşmanız mümkün. Bakın ilgili makaleler diyoruz ana sayfa üzerinde yine bunların hepsi. Okulların kapalı olduğu dönemde İtalya, Slovakya ve Polonya'dan deneyimler. Normalde bu sayfalar tabii merkezi destek servisi güncellediği için sayfaları tabii ki İngilizce ama bizler de tabii sizlere İngilizce bilmeyen arkadaşlarımızın da olduğunu düşünerek Türkçe olarak sayfamız bütün alanlar sizlerin kolaylıkla anlayabilmesi adına çevrilmiş, kullanması çok kolay alanlar. Bakın bu makaleleri özellikle okumanızı ben tavsiye ediyorum. İlham almak için,
e-training aletinde bu ki faaliyetleri tanımak, ne tür çalışmalar yapılır, bunlarla ilgili bilgiler edinmek adına olanları okumanızda fayda var diyorum arkadaşlar. Daha sonra bakın haber odası diye bir alanımız var yine ana sayfanın altında. Bu haber odalarında da güncel haberlere ulaşmanız mümkün. E-Twinning okullarının ortak liderlik taahhüdü vardır diyor. Bakın burada bir haberimiz. Uluslararası arkadaşlar edinme, öğretmen eğitimi akademisi, başarı hikayesinden bahsetmiş. Çok güzel bir yazı mutlaka okumanızı tavsiye ederim. E-Twinning arkadaşları demiş. Bakın bu haberler, güncel haberler ulaşıp bu camia nedir, neler yapılır, ne işe yarar bunlarla ilgili bilgileri alabileceğiniz çok hoş bir ana sayfa ve gördüğünüz üzere şu alanda da dünya haritası, Avrupa haritası ve eğitiminin ülkeleri bakın çok geniş değil mi? Oldukça geniş turuncu alanlar. Yeşil alanlar ise eğitiminin plus ülkeleri dediğimiz sonradan eğitiminin ortamına katılan ülkeler Tunus, Ürdün, Azerbaycan, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkeler, plus ülkeler. Bu ülkelerle de proje ortaklıkları kurabiliyorsunuz ve Avrupa kalite etiketi alma yolunda adım atabiliyorsunuz bu şekilde. Ve başlayın diyor. Başlayalım. Bakın şu sekmeler arasında neler var bu başlıklar altında şöyle bir genel sadece bahsetmek istiyorum. Başlayın diyor. Avrupa'nın en heyecan verici öğrenme topluluğunun parçası olmaya hazır mısınız arkadaşlar? Bu soruyu şimdi kendinize sorun. Lütfen hazır mıyız? Hazırız ki buradayız değil mi? Gerçekten çok heyecan verici. Ve bugün ilk adımı atmış oldunuz ya da artık daha önce de atmış olabilirsiniz bu adımı. İTÜ'nün topluluğuna katılın ve bu yolculuğa başlayın. Yolculukta hepinize çok keyifle geçireceğiniz, güzel ortaklıklar kuracağınız, verimli sonuçlanacak sonuçları itibarıyla çok güzel geri dönütler alacağınız güzel projeler diliyorum. Gerçekten arkadaşlar derya deniz, bu ortam derya deniz dediğiniz zaman tadından yanına varamıyorsunuz. Tutkunuz oluyor hepiniz için. Bakın buradaki fırsatlar nelerdir, ne tür fırsatlar vardır size sunar. Hepsini bu alanlar üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu başlıklara tıklayarak gelişim gösterin. Bakın birlikte çalışın. Bunu nasıl yapın? Gelişim nasıl gösterebilirsiniz? Bununla ilgili. Kendi kendine eğitim materyallerini kullanılıyor. Buna hemen bir şöyle bir bakmak istiyorum. Kendi kendine eğitim materyalleri kısmı önemli. Gerçi ilham alım kısmında da bahsedecek ama eğitiminin platformuna daha önce giriş yaptınız ve nereden başladığınızı unuttunuz mu diye bir soru ile bizi karşılamış bu sayfamızda. Şu alanda aktif bir eğitimine olmaya hazırlanmak diyor. Eğitiminde iletişim, işbirliği, eğitim space yönetimi, mesleki gelişim ve ağ kurma, kaliteye ulaşmak ve bu bölümlere ulaşmak için aşağıya tıklayın diyor, sizi yönlendiriyor. Aslında bu alanlarda hangi kapıya tıklasanız orada açılacak kapıda sizi sürprizlerin karşıladığını hiçbir zaman unutmayın ve sonsuz bilginin olduğunu, bilgiyle karşılaşacağınızı hatırlayın lütfen. Toplulukta işte al katılım diyor yine bu alan üzerinde ülkemizdeki eğitimin gibi bulunuyor. Bakın bu alanlarda da şöyle kendi ülkemizle ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz alanlar Avrupa ve ötesinden 44 ülkenin olduğunu görüyoruz. Bu sayfada öğreniyoruz, bu bilgiyi öğreniyoruz. Eğer ülkeniz haritada yer alıyorsa diyor bir ulusal destek servisi, UDS,
Ankara'dan destek servisiniz. Ya bir ortak destek ajansı size kendi dilinizde destek sağlamak, ikinizi teşvik etmek, mesleki gelişim aktiviteleri düzenlemek de çok daha fazlası için hizmetinizde olacaktır. Bizim ülkemizde ulusal destek servisimiz bizi desteklemekte. Onlara bağlı illerde koordinatörler, 81'inde 83 koordinatör olarak çalışıyoruz. Her an telefonlarımız açık. İstediğiniz her an ulaşabilme imkanınız var. Koordinatörlere nasıl ulaşabileceğiniz ile ilgili eğer tanımıyorsanız ilk koordinatörlerinizi şöyle bir şu alana tıklarsak koordinatörlerle ilgili bilgilere de bu alandan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Bazen diğer bir sayfamız daha var. O sayfayı da yönlendirme yapmak istiyorum size. O alandan da koordinatörlere rahatlıkla ulaşabileceğinizi göreceksiniz. E-Twinning okulları nelerdir? Biliyorsunuz ki böyle bir konseptimiz de var. E-Twinning okulu olmak. Projelere başladığınızda biliniz ki hedefinizde bir E-Twinning okulu olmak gibi bir kavram da olsun projelerinizi şekillendirirken, ortaklıklarınızı kurarken buna da uzak hedefte buna da sahip olabileceğinizi bilerek adım atmanız, bilinçli adım atmanız bu yolda sizler için çok daha çalışmalarınıza katkı sunacak, değerli kılacaktır. Ve Sense of E-Twinning diyor. Bunlarla tanışabiliyorsunuz. E-Twinning'de School Education Getaway kısmına da ulaşmanız mümkündür diyoruz. Bu alanlar her ikisi de, bakın E-Twinning'de, School Education Getaway'de her ikisi de kariyerinizi zenginleştirmek için oluşturulan alfa girişimleri. Bunların her biri bir girişimdir aslında. E-Twinning de bir girişimdir. Her birinin kendi özel odağı ve okul eğitim sektörü için sundukları hizmetler vardır. Bu hizmetlerle ilgili bilgilere ulaşabileceğiniz alan da bu alandır. Haber odası ile ilgili az önce ana sayfa üzerinde de göstermiştim. Öne çıkan haberleri bulmamız mümkün burada. Okuyabilmeniz, araştırma, izleme, özet rapor demiş. Senelik raporları burada bulabilme imkanınız vardır. Her sene olan farklı ülkelerde gerçekleşen eğitimler, çalıştaylar, bu tarz çalışmaların da haberleri bu alanlarda gösterilmektedir. İlham alın diyor, bakın arkadaşlar ilham alın diyor. Güzel kitlerden bahsetmiş ki bir proje yazarken projenizin en altında da giriş yaparken projenizi bir projeniz bir kitle dayalı mıdır diye size soru soracaktır. İşte kit dediği kısım buradadır ki nelerdir bu kitler? Şöyle bakarsak örnek çalışmalar bu alanda yapılmış. Örnek çalışmalar aile için bir gün demiş. İşte yaş seviyesini belirtmiş. Bunları tıklayarak örnek alabilirsiniz. Buradan ulaşabileceğiniz kendi ilgi alanınıza göre anahtar kelimeler kullanarak, düzeyleri girerek işte konular ilgi alanınızdaki ya da kendi alanınızdaki bölümü tıklayarak arayabilirsiniz. Bir kit arayıp detaylarına bakabilirsiniz. Nasıl oluşturulmuş gibisine. Direkt bu alanlar sizi örnek çalışmalara yönlendiriyor. Ve son olarak da E-Twinning Plus kısmımız var. Bu okullar hangi okullardır? Harita üzerinde de az önce gördüğünüz okullar. Bunlarla ilgili yine öne çıkan haberler nelerdir? Bakabilirsiniz, ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ana sayfamız bu şekilde. Dediğim gibi burası genel olarak bir harita gibi. Düşünün bu ailede nereye, nereden ulaşabilirim dediğiniz noktada hemen bu portal ana sayfasından gelin. Oradan aramanızı yaparak aklınızdaki sorulara cevaplar bulabilirsiniz. Çok az vaktim kaldı. Bu çok az vaktimde bir sayfa hakkında daha bilgi vermek istiyorum sizlere arkadaşlar. Bu arada bunu unuttum en başında söylemeyi ama
yazmıştık Padlet sayfamızı, sorularınızı bu olana yazmanızı istemiştik. Çok güzel bu sorulara cevaplar vermeye çalışacağız. Bu akşam yapamasak bile mutlaka takip edin cevaplarını, her sorunun cevabını altlara yazmaya çalışacağız arkadaşlarımla birlikte. Bir de arkadaşlar şu an sayfam kapanmış. Türkiye sayfasını göstermek istiyorum. Genelde bilinmiyor, yeni başlayan arkadaşlarımız bilmiyor. Şimdi itvinik.net az önceki sayfamızda bir de itvinik.mapgo.tr sayfamız var. Bu da bizim ulusal destek servisimizin tamamen Türkçe olarak hazırladığı ana sayfamız. Bu sayfayla da başlayabilirsiniz. Çünkü bu sayfa da diğer itvinik.net'e sizi yönlendiriyor. Burada çok güzel açıklamalar, bakın nedir, kayıt nasıldır, faydaları nelerdir, portal kullanımı, plus ilkeler, ulusal destek servisi ile ilgili bilgiler. İlk koordinatörümüze de bu alandan ulaşabilirsiniz. Bakın bu alanlardan ve mail de atabilirsiniz. Direkt maillerine tıklayarak kendilerine mail ile de ulaşabilmeniz mümkün. Kendinizi geliştirmeniz için neler yapmanız gerekir? Bu alanlardaki soruları, bölümleri okuyarak fikir sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. İlk etapta yeni başlayan arkadaşlar olarak. Ödüllerden hakkında bilgiler öğrenebilirsiniz. Kalite etiketleri, ulusal kalite nedir, Avrupa kalite nedir, Avrupa İTÜ'nün ödülleri nelerdir, kimler katılır bu ödüllere gibi. Hatta şuradaki sıkça sorulan sorular dahi sizlere bu yolculukta çok faydalı olacaktır. Sizin düşünemediğiniz belki sorular olabilir. Onları okuyarak, cevaplarına ulaşarak bile bu alanlar üzerinde aklınızdaki soru işaretlerini giderme imkanı bulabileceksiniz arkadaşlar. Bakın çok kolay. Ben bile hala bakıyorum bu alanlara. Bazen bazı sorular geliyor arkadaşlardan. Hemen bakıyorum sorulanlar da var mı? Nasıl yardımcı olabilirim? Nasıl yönlendirebilirim adına? Gerçekten çok güzel oluşturulmuş sorular. Teknik konular da var. İşte genelde en çok gelen soru, paralı unuttum ne yapmalıyım gibi sorular. İşte TwinSpace giriş parolasını unuttum. Bu bilgiyi nasıl alabilirim? Bakın bunlarla karşılaşacaksınız süreç içinde, hele bir projeye başladığınızda karşılaşabileceğiniz olası sorular. Bu sorulara da nereden ulaşacağınızı görmeniz adına bu sayfayı göstermek istedim. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Benim şu ana kadar bahsetmek istediklerim bu kadar. Her zaman ulaşabilirsiniz, bana da ulaşabilirsiniz. İlk koordinatörlerinize, içerik geliştirme ekibine. Bizler her zaman sizler için çalışmalar yapmak için buradayız. Kendimizi adadık, gönül verdik. Bu yolculukta hepinize keyifli bir süreç diliyorum ve sözü Kadriye Hocama bırakmak istiyorum. Sanırım vaktimi aşmadım. Kadriye Hocam buyurun. Teşekkür ederiz Elif Hocam. Ağzınıza sağlık. Çok güzel. Hem detaylıydı aslında hem de pratik gerekli olan bilgileri verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Çekiliyorum. Ben Padlet'e bakacağım şimdi. Orada çok dikkat çeken önemli sorular olursa en son bölümde soru cevap kısmında arkadaşlarımıza faydalı olmaya çalışırız. Tekrar takipteyim. Çok sağ olun. Evet hocalarım, şimdi ben eTwinning Live'den devam edeceğim. Ben de sizinle ekranı paylaşarak Elif Hocam gibi devam edeceğim. Evet, ana sayfa portala giriş. İş yaptıktan sonra mailinizle ve şifrenizle buradan eTwinning Live'a git diyerek eTwinning Live sitesine direkt yönlendirilmiş oluyorsunuz. Bugün buradaki bölümleri detaylı şekilde her bir bölümde ne yapabilirsiniz, hangi alanlar da ne yapabiliyorsunuz, onlardan bahsedeceğim. İlk olarak şuradan başlayalım.
Sayfayı açtığınızda şurada destek bölümünü görüyorsunuz. Sorularınızla ilgili, işte projenizle ilgili olabilir, genel sayfayla alakalı sorularınız olabilir. Ulusal Destek Servisine sorularınız olduğunda buraya tıklayarak ulaşabiliyorsunuz. Burada gördüğünüz küçük profil resminizden profilinize gidebiliyorsunuz. Etkinliklerin hesabımı düzenle seçenekleri var. Bunun yanında görmüş olduğumuz bu zil işareti size gelen bildirimleri ifade ediyor. Yani ortaklarınızdan olabilir, arkadaşlık isteği geldiğinde öğretmenlerden veya Avrupa'daki ortaklarınızdan bununla ilgili bildirimler olabilir. Tıpkı Facebook hesabı gibi düşünün. Burada da bildirimler alıyorsunuz. Zarf işareti de size gelen mesajları ifade ediyor. Buradan mesajlarınıza bakabiliyorsunuz veya siz yeni bir mesaj yazmak istediğinizde gene buraya tıklıyorsunuz. Şu alt bölümlerden başlayalım. Kişiler sekmesine tıkladığımda eTwinning'e kayıt olmuş sizler gibi artık aktif bir şekilde eTwinning platformuna üye olan kişilerin ad ve soyadla arama yaparak o kişilere ulaşabiliyorsunuz ve o kişileri arkadaş olarak ekleyebiliyorsunuz. Okul olarak da aratabiliyorsunuz. eTwinning okullarına bu şekilde arama yaparak ulaşabiliyorsunuz. Sol tarafta gördüğümüz bölüm ise yeni olarak yeni eTwinning'e kayıt olmuş kişileri gösteriyor. Türkiye'den ve Avrupa'dan bütün kişiler buradalar. Listemdeki kişilere tıkladığınızda sizin arkadaş olduğunuz listenizdeki kişiler çıkıyor. Ve proje ortağı arama kısmından da bir proje ortağı arayacaksınız. Buraya aradığınızda buradan isimle aratabiliyorsunuz. Ortak bulma forumlarında buna daha detaylı değineceğim için şu an için geçiyorum orayı. Etkinlikler bölümüne gelelim. Etkinlikler ne demek? Etkinlikler projeye başladığınızda, proje süresince veya projenin sonunda da olabilir. Projenizle ilgili veya projenin içerisinde özel günlerle ilgili yaptığınız etkinlikleri ifade ediyor. Bu etkinlikleri iki şekilde yapabiliyorsunuz. Yerinde ve çevrimiçi etkinlik olarak ikiye ayrılıyorlar. Bu etkinliklerle ilgili siz kendiniz oluşturabiliyorsunuz. Yeni bir etkinlik planlayabiliyorsunuz. Veya sayfanın burasında gördüğünüz gibi diğer kullanıcıların oluşturduğu etkinlikleri inceleyip isterseniz dahil olabiliyorsunuz. Mesela bugün bu etkinlikler varmış yaklaşan etkinliklerde. Mesela yerinde olan ve bazılarına da online diyecek. Online olan etkinlikler var. Online etkinlikler aynı tıpkı bizim gibi live olarak canlı bir şekilde yapılıyor. O saatte o etkinliğe katılımcı olarak eğer kabul edilirseniz o saate tıkladığınızda o etkinliğe direkt katılabiliyorsunuz. Bu hafta yaklaşan etkinlikler ve aynı şekilde bu ay hangi etkinlikler var her birini detaylı bir şekilde gösteriyor. Kendiniz bir etkinliği oluşturmak istiyorsanız nasıl yapıyorsunuz? Bir etkinlik oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Burada bir uyarı veriyor size. Diyor ki yani bu etkinlikte herhangi bir ırk, köken, işte din, cinsel yani herhangi bir konuda ayrıştırıcı paylaşımlar ya da etkinlikler düzenlemeyeceğinizi kabul etmiş oluyorsunuz buraya girdiğinizde. Az önce bahsettiğim gibi iki tane etkinlik çeşidimiz var. Diyelim ki çevrimiçi bir etkinlik planlıyoruz. Bir proje başlattık ve bu projemizi yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani eTwinning'deki diğer katılımcılara, diğer öğretmenlere projemizle ilgili neler yaptığımızı ve işte planlarımızı, çalışmalarımızı tanıtmak istiyoruz. Başlık olarak etkinliğinizin başlığı ne olacaksa onu yazıyorsunuz. Sağlıkla ilgili bir proje olsun. Sağlıklı yaşıyorum. Proje ile alakalı bir açıklama yapıyorsunuz. Yani nedir bu etkinlikte sizin anlatacağınız şey? Kısa bir bilgilendirme yapıyorsunuz. Şöyle geçelim. Sonraki aşamaya geçiyoruz. Etkinlikle ilgili bir resim koyabilirsiniz. Yani etkinliklerde az önce dikkat ettiyseniz etkinliklerin üzerinde çeşitli resimler vardı. Nasıl bir görsel içerisinde sunulmasını istiyorsanız o şekilde bir resim paylaşıyorsunuz. Afişini koyabilirsiniz, posterini koyabilirsiniz projenizin. Dilini seçiyorsunuz. Eğer Türkçe bir proje ise, Türk ortaklarla yapıldıysa Türkçe ama eğer Avrupa'da yaptığınız bir proje ise, yabancı katılımcılar da varsa yabancı dil seçiyorsunuz. Katılımcı sayısını belirliyorsunuz. Diyelim ki 26 kişi, 50 kişi arası yapacağız. Burada etkinliğin detayını az önce bahsettiğim şeyi seçeceğiz. Mesela tanıtma ve yaygınlaştırma amacıyla ben bu etkinliği planlıyorum. Sonraki aşama diyoruz.
kimler görebilsin? Herkes mi katılabilsin? Sadece irtibat kişileriniz mi buradan sınırlandırmayı seçeceksiniz? Ve ne kadar sürecek bu etkinlik? Yaklaşık 1 saat diyelim. Burada ise tarih seçiyoruz. Hangi gün planlıyoruz etkinliğimizi diye. Diyelim ki Kasım ayında, 13 Kasım dedim. Ara butonuna bastığımızda burada dikkat etmemiz gereken şey zaman dilimi. Şurada da hatırlatıyor zaten size. Brüksel'e göre ayarlandığı için zaman dilimi. Burada mesela saat 12.30'da seçtiğimiz, 12.30-1.30 arası seçtiğimiz bir etkinlik Türkiye saatiyle 11.30'da olacak. 1 saat zaman farkı var. Onu gözeterek etkinliklerinizi planlayın. Sonraki aşamaya geçtiğimizde kişileri davet ediyor. Yani arkadaş listenizdeki kişilerden siz davet göndererek de o kişileri çağırabilirsiniz. Diyelim ki bir kişi ekleyelim. Devam ediyorum. Etkinlik sayfanıza bir oturum veya dosya arşivi isterseniz ekleyebilirsiniz demiş. Forum olsun dedim. Ve ön izlemeye baktığımda etkinliğim sağlıklı yaşıyorum. İşte katılımcı sayım bu. Şu tarihte saat 12.30'da 1 saat sürecek. Herkes katılabilir. Tabii burada daha fazla arkadaşınızı da davet edebilirsiniz. Ve teslim et dediğinizde bu etkinlik oluşturulmuş oluyor. Şuna değinmek istiyorum etkinliklerde. Çevrim içi ve yerinde etkinlik demiştik. Yerinde etkinliklerde özellikle mesela projenizi yürüttüğünüz okulunuzda bir sergi, işte tanıtım amaçlı görseller yaptığınızda kullandığınız, yani yerinde etkinlikler gerçekten kelime anlamıyla da yerinde olması gerekiyor. Daha önceden buna çok dikkat edilmiyordu ama artık son dönemde buna özellikle ulusal destek servisi dikkat ediyor projelerin kontrolünde. Yani gerçekten yapılan, yerinde gerçekleştirilen etkinliklerin olması gerekiyor. Ona dikkat edin lütfen. Gelelim yukarıdaki linklerden projeler butonuna. Bir projeyi ismiyle aratabilirsiniz ya da diyelim ki işte teknoloji alanında bir proje yapacaksınız, sistem alanında bir proje yapacaksınız. Belki buradan esinlenmek adına proje ismi yazarak aratabilirsiniz. Burada benim kendi sayfamdaki projeler yer alıyor. Yani sizin de projelere tıkladığınızda dahil olduğunuz projeler ya da geçmişte yaptığınız ve bitmiş olan projeleri görebiliyorsunuz kendi sayfanızda. Bir proje nasıl oluşturuyorsunuz? Bir proje fikriniz var ve artık proje oluşturmaya karar verdiniz. Proje oluştur butonuna tıkladım. Okulunuzu seçiyorsunuz. Hangi okuldaysanız çıkacaktır zaten. Sonraki aşamaya geç dedim. Ortak seçiyorsunuz. En az 2 ortak olmak zorunda bir projenin başlayabilmesi için. Ortağımızı seçiyoruz. Ve açıklama yapıyorsunuz. İşte projenize bir başlık belirliyorsunuz. Başlığı ne olacaksa. Kısa bir açıklama, yani bu projeyle ilgili genel anlamda bir detay veriyorsunuz. Ne içeriyor? Teknoloji mi? Sağlık mı? Çevre mi? Neyi amaç edilen bir proje? Dillerini seçiyorsunuz. Türkçe, İngilizce ya da hangi dilde yapılacaksa. Bu kategori önemli. Eğer ilkokuldaysanız ona göre, ortaokuldaysanız o yaş grubuna hitap eden bir başlangıç ve bitiş yaşı seçmeniz gerekiyor. Ve kaç öğrenci katılacak? Burada sayı belirtiyorsunuz. Projeniz hangi konulara hitap ediyor? Yani birden fazla bir konu da seçebilirsiniz burada. Yani mesela diyelim ki ben sistemle ilgili Sistem Club diye bir proje yapmıştım İngilizce öğretmeni olmama rağmen. Ama projem coğrafya da içeriyordu, teknoloji de içeriyordu, bilişim de içeriyordu, müzik de içeriyordu. Belki birçok konuyu da bir arada barındırabilir. Yani buradan konuların projenize hitap eden bütün konuları işaretleyebilirsiniz. Hedefler bölümünde bu projeyle neyi hedefliyorsunuz? Kısaca bundan bahsedeceksiniz. Çok eğitimin arka boyutu veya kültürler arası iletişim gibi çok soyut kavramlar kullanmaktan kaçının demiş. Buna dikkat ederek yazıyorsunuz. Çalışma sürecinde ise projenizin başlangıcından bitişine geçen o süreçte ilk başta ne planlıyorsunuz? Nasıl bir başlangıç yapacaksınız? Ortaklar nasıl tanışacak? Öğrenciler nasıl tanışacak? Yani ay ay ya da belirli aylarla belli bir düzen içerisinde çalışma sürecinizi belirlemenizi istiyor. İşte Ekim ayında
tanışma, işte Şubat ayında öğrencilerle şu ilk aktivite, Mart ayında şu aktiviteyi planlıyoruz gibi projenizin zaman olarak çalışma sürecinden bahsetmenizi istiyor. Beklenen sonuçlardaysa bu proje bittiğinde ne gibi sonuçlar elde etmeyi düşünüyorsunuz? Öğrencileriniz adına, okulunuz adına veya ürün olarak ne ortaya çıkarmayı hedefliyorsunuz? Bir kitap mı, bir müzik bile olabilir, her şey olabilir. Bir çıktı, bir nihai ürün ortaya çıkmasını da bekliyoruz projelerde. Bununla ilgili detay veriyorsunuz. Bir Erasmus veya K1'den fon alındı mı? Alındıysa evet diyoruz. Hayırsa bunu tıklıyorsunuz. Proje kiti, bundan az önce Elif Hocam bahsetmişti ama ben çok az bahsetmek istiyorum gene. Özellikle yeni başlayanlar için bence bu güzel bir başlangıç, yani incelemeniz adına. Çünkü proje yazmak ya da proje oluşturmak dendiğinde genelde verdiğim eğitimlerde de öğretmenler çok tedirgin hissediyorlar kendilerini. Yani proje yazmak deyince çok zor bir olaymış gibi geliyor. Ama hani bir projenin amacı, hedefi, işte çalışma süreci, hazır bir şekilde bir kit dediğimiz olay o. Onu gördükleri zaman daha rahat hissediyorlar. Siz de buradaki proje kitlerine, mesela tıklıyorum, proje kitlerine bakarak, yani aynısını yapmak zorunda da değilsiniz ama buradakilerden esinlenerek, ilham alarak, kendiniz üzerine katarak daha orijinal, daha güzel projeler yapabilirsiniz. Mesela burada birçok proje kitleri var. Az önce Elif Hocam da bahsetmişti. Mesela anahtar kelimeler demiş. Diyelim ki ben sağlıkla ilgili bir proje yapmak istiyorum ilkokul birinci sınıf öğrencilerime. Basit düzeyde, çok zor bir proje olmasını istemiyorum. Diyelim ki böyle bir proje arıyorum. Kitlere baktığımda bakın, çıkmadan. Şöyle bakayım. Daha başka bir şey bakayım. Çıkanlardan size şey yapayım. Diyelim ki beslenme, işte burada var mesela beslenme hayatın ve sanatın kaynağı demiş. Mesela bu proje kitini inceleyerek burada, çünkü bütün detaylar var. Ortaklar nasıl tanıtılacak, oryantasyon nasıl olacak, işte proje nasıl değerlendirecek, ölçme değerlendirme nasıl yapılacak. Genel olarak detay vermiş. Yani buradaki kitleri inceleyerek ilham alıp siz onun üzerinde oynayarak yeni bir proje oluşturabilirsiniz. Tekrar şuraya geri döndüm. Şuraya gidiyorum. Şekilde yaptıktan sonra ön izleme diyorsunuz ve en son zaten projeyi teslim ettiğinizde proje oluşturulmuş oluyor. Bu aşamaları tek tek doldurduğunuzda. Gruplara geçelim. Gruplardan da önce gene biraz Elif Hocam bahsetmişti. Gruplarım sizin daha önce burada benim kendi profilimde daha önce katılmış olduğum gruplar gözüküyor. Siz bir grup oluşturmak istiyorsanız tıpkı etkinlik oluşturmak gibi buradan bu butondan grup oluştur diyerek gene başlık, açıklamalar, neyle ilgili bir grup olacak, bu grupta neler hedefliyorsunuz kısaca yazıp sonrasında kaydet dediğinizde gene grupta oluşturmuş oluyorsunuz öğretmenlerle. Ve burada da yeni oluşturulan grupları veriyor sol taraftaki bu gördüğünüz alanda. Gene sizin ilginizi çeken, ilgi alanınıza giren herhangi bir grup olduğunda bu şekilde bakıp dahil olabilirsiniz. Bir süre sonra şöyle oluyor eğitiminiz. Yani tıpkı bir Facebook ya da Instagram hesabı gibi artık alıştıktan sonra ve şu an eminim size birçok buton, birçok bölüm belki yabancı geliyor ama nasıl işte Facebook'u ilk kullandığımızda ya da Instagram'ı ilk kullandığımızda tedirginliğimiz vardı ve sonrasında nasıl artık hani her bir bölümü çok rahat yapıyoruz el alışkanlığıyla. E-Twinning de o şekilde olacak. Yani bütün bu bölümleri çok rahat, hani ne neredeydi diye aramayacaksınız. Bir süre sonra hani çok daha rahatlıkla yapabiliyor olacaksınız siz de. O yüzden tedirgin hissetmeyin lütfen. Her birimiz aynı şekilde aynı yollardan geçtik. Sizler de biliyorsunuz öğretmen olarak yaparak, yaşayarak öğrenmek en gerçek öğrenme. Çünkü ne kadar bizlere anlatsak da, ne kadar videolarını izleseniz de bu live ana sayfa ya da bütün TV Space'in en güzel öğrenmeyi gerçekten bir projeye dahil olduğunuzda veya kendiniz bir proje yazıp bu sayfaya kendiniz karıştırdığınızda öğreneceksiniz.
Ama tabii ki bu çok güzel bir başlangıç olacak sizin için. Gruplardan sonra ortak bulma forumlarına geçelim. Ortak bulma forumları ben ilk başladığımda hiç unutmuyorum. Burada gece gündüz buradaydım. Yani işte Erasmus için, eTwinning için, projem için hani bir ortak bulacağım. Bir işte fikrim de vardı kendimce. İşte bir proje hayalim de vardı. Sürekli yazıyordum, ortak arıyordum. Gerçekten çok keyifli bir bölümdü benim için. Burada kategoriler var. Yaş kategorisine göre ayrılıyor. Eğer ilkokul öğretmeniyseniz 4-11 eTwinning Project kısmına tıklıyorsunuz. Mesela diyelim ki ben ilkokul öğretmeniyim, bir proje yapmak istiyorum. Herhangi bir fikrim yok ama bir projeye dahil olmak istiyorum. Tıkladığımda burada birçok çağrıya çıkan öğretmenleri görüyoruz. Mesela şurada bir proje ismi gördüm. Web2 araçlarıyla geleneksel ödevlerden dijital ödevlere yolculuk diye. Yani tam da günümüze uygun. Diyelim ki ben buna dahil olmak istediğimde ne yapıyoruz? Bakın diğer hocalarım da yapmışlar. Hemen mesaj atmışlar altına. İşte ben de dahil olmak istiyorum. Okulunuzu, sınıfınızı, genel bilgiler vererek proje için çağrıya çıkan öğretmene bir mesajla ortak olmak istediğinizi belirtebilirsiniz. Eğer uygun görürse direkt bu projeye dahil olabilirsiniz. Aynı şekilde eğer ortaokulsanız 12-15 yaş grubuna bakarak buradan ortaklar bulabilirsiniz. Kendiniz de 4-11 yaş grubu ilkokul öğretmenisiniz. Bir proje fikriniz var ve bu proje için çağrıya çıkmak da isteyebilirsiniz. Yani benim böyle böyle bir proje fikrim var, ortak arıyorum. Onu nereden yapacaksınız? Onu da yeni bir mesaj oluştur diyerek hemen göstereyim. Yine başlık koyuyorsunuz projenizin adını. Ne istiyorsanız detaylı işte nasıl bir çağrıya çıkıyorsanız ondan bahsediyorsunuz. Ve burada tekler yapabilirsiniz. Yani mesela teknolojiyle ilgili ve bitki aracı ile ilgili, çevreyle ilgili, ekonomiyle ilgili, çevre, ekonomi gibi virgüller koyarak tekleyebilirsiniz projenizin konusuyla alakalı. Yani kendiniz de buradan yeni bir mesaj oluştur diyerek ortak arayabilirsiniz. Gelelim mesleki gelişim kısmına. Mesleki gelişim kısmı bence en güzel bölümlerinden birisi gerçekten. Çok büyük fırsatlar sunuyor. Düşünün Avrupa'da birçok öğretmenle beraber çevrimiçi seminerlere, öğrenme etkinliklerine katılma imkanı veriyor size. Şu bölüme tıkladığınızda mesleki gelişime yönelik tüm programlara tıkladığımda gelecekte yaklaşan etkinlikleri sunuyor bana. İşte öğrenme etkinliği mi, çevrimiçi seminer mi? Hangi tarihler arası? Bakın mesela 7 Eylül, 17 Eylül arasında bir tane öğrenme etkinliği var. Veya çevrimiçi seminerler. Her birinin tarihi ve detayları yazıyor. Sizler tıklayarak başvuru yapıp CSS onaylarsa eğer Merkezi Destek Servisi siz de o tarihte o etkinliğe ya da seminere dahil olabiliyorsunuz ve gerçekten çok nitelikli, kaliteli etkinlikler düzenleniyor. O yüzden burayı sıkı sıkı takip etmenizi tavsiye ederim ve katılmanızı tavsiye ederim. Şu bölüme değinmedim. Ondan bahsetmek istiyorum. Profilim. Evet, profilde bu tarz çeşitli rozetler göreceksiniz. İşte eTwinning koordinatör olanın farklı bir rozeti oluyor. Ödül alan eğitimlerin farklı bir rozeti oluyor. Burada onlar küçük bilgiler veriyor size o kişiyle alakalı. Bu bölüm sizin sanki şey gibi düşünelim. Facebook'taki paylaşımları yaptığınız bölüm gibi. Yani resim, işte projenizle alakalı küçük paylaşımlar, geçmişte yaptığım şeyler çıkıyor tabii benim burada. Sizin buradaki paylaşım alanınız. Burayı ne kadar aktif tutarsanız o kadar güzel. Yani çünkü ortaklarınız dışında bütün arkadaşlarınızın, Türk veya yabancı, sizin neler yaptığınızı görebileceği alan burası. Burada aktif olabilirsiniz. Bu önemli bir şey yani. İlerleme şu, eTwinning'de yaptığınız her katıldığınız etkinlikler, webinarlar, işte bir resim koymanız, sohbet etmeniz, iletişim halinde olmanız kişilerle bunların her biri bir ilerleme sunuyor size. Ve tabii çok kolay olmuyor yani çok yavaş yavaş bir ilerleme oluyor. Bu hani bir yılda 30 ya da 40 ilerleme olmuyor. Şuraya tıklayacağım.
Neye göre oluyor bu ilerlemeler? Beş maddeye göre belirlenmiş. Bir temel, iletişim, işbirliği, ağ kurma ve kalite üzerine. Yani işte kişilerle ne kadar irtibattaysanız, proje üyeliği, Team Space'i ne kadar aktif kullanıyorsanız, etkinlik düzenlemeniz, gruplara üye olmanız, grup yönetmeniz, tüm bunlardan yani eğitiminin içerisinde yaptığınız bütün emekleriniz, bütün çalışmalarınız sizin ilerlemenizi gösteriyor. Ve oradan ilerliyorsunuz. İşte yeni eğitimin mı, işte ne kadar tecrübeli, tabii kişilerin sayfasından bunlara da bakabiliyorsunuz. Hani sizin için aslında bir bilgi vermiş oluyor buradaki rozetler ve ilerlemeleri. Hakkında kısmında şuradan bakıyorum. Düzenleyeceğim. Düzenle dediğimde profilimle kişisel bilgilerinizi ad, soyad, mail adreslerinizi buradan düzenleyebilirsiniz. Kısa bir biyografi yazabilirsiniz kendinizle ilgili. Türkçe de yazabilirsiniz. Yani siz kimsinizdir, ne için buradasınız, ama hani nasıl bir beklenti içerisindesiniz, mesleki ve kişisel gelişiminiz açısından kısa bir kendinizi tanıtıp genel olarak neler beklediğinizle ilgili şeyler yazabilirsiniz. Onun dışında kişisel bilgilerin altı resimlerin bölümünde yani sizin projenizle alakalı resimleri paylaşabilirsiniz. Profil resminiz için buraya resim koyup sonra tekrar buradan profil resmi olarak seçiyorsunuz. Onu kullanabilirsiniz. Tekrar geri geliyorum. Okulum, eğer mesela kadronuzun olduğu okul olup görevlendirme başka okulda çalışıyorsanız birden fazla okul ekleyebiliyorsunuz. Onun için okul ve okullarım var. İlgi alanlarım kısmına kendi hobilerinizi ve ilgi alanlarınızı yazıyorsunuz. Gizlilik ve güvenlikte bütün diğer sosyal medyalarda olduğu gibi işte şifre ve diğer bütün ayarları buradan yapıyoruz. Genel olarak galiba her şeye değindim. Ama dediğim gibi sizin kendinizin biraz daha inceleyip karıştırması gerekiyor. Ama ilk başta ne yapabilirsiniz? Bir profilinizi güzel bir şekilde düzenleyebilirsiniz. Kendinize bir biyografi yazıp hakkınızdaki bilgileri doldurup ardından projeler kısmından ya bir yeni bir proje oluşturabilirsiniz ya da kendiniz ortak bulma forumlarına girerek oradaki yaş gruplarına göre bir projeye ortak olabilirsiniz. Evet. Şimdi tekrar döneyim. Eğitim linkler ile ilgili benim de bu kadar. Umarım çok hızlı hızlı oldu sanki ama umarım yeterince bilgi verebilmişimdir. Bir küçük sizin için Kahoot hazırlamıştık Elif hocamla birlikte. Dilerseniz onu oynayalım. Bakalım Elif hocamın ve benim anlattığım bilgiler ne kadar aklınızda yer etmiş. 4-5 soruluk çok kısa bir Kahoot yapacağız. Yani küçük bir quiz yapacağız. Ve bu quiz sonrasında ben şöyle bir şey söyledim, konuştuk Elif hocamla. Elif hocam oldukça yoğun koordinatör olduğu için ama ben bugün bu Kahoot'ta birinci olan öğretmenim her kim olursa yeni bir projeye başlarsa şayet bu dönemde hani ona koçluk yapacağım. Elimden geldiğince her türlü destek, ortak bulması, projeyi yürütmesi, projeyi yazarken, yürütürken ne gerekiyorsa destek olma sözü veriyorum. Öyle bir ödül verelim dedik aramızdan bir hocama. Dilerseniz hemen kılıfı yapalım. Şimdi ne yapacağız? Kılıfı nasıl açacaksınız? Dilerseniz yanlarınızda eğer telefonlarınız varsa telefondan çok daha rahat hemen giriş yapabilirsiniz. Şu şekilde Google'a şurada göstereyim size. Kahoot it yazıyoruz. Kahoot it yazdım. Ve çıkan ilk bölüme tıklayacaksınız. Kahoot it yazıp tıklayacaksınız. Ve benim şimdi size vereceğim game pin yani oyun şifresini bu Kahoot it'te tıkladığınız bölüme yazacaksınız. Hemen size şifreyi söylüyorum. Şifremiz bu. 795 77 20. Ekranda gördüğünüz şifreyi
Kılıf it kısmına yazıyorsunuz. Hocalarım giriyorlar. Şimdi şunu hatırlatayım size. Daha önce kağıt oynamadıysanız eğer, ben oyunu başlattığımda soruları benim ekranda göreceksiniz. Yani bilgisayar ekranında soruları göreceksiniz. Eğer telefonunuzdan giriyorsanız da soruların cevaplarını şekillerine göre işaretleyeceksiniz. Yani doğru cevap hangi şekilse o şekli telefonunuzdan işaretleyeceksiniz. O yüzden dikkat edelim. Doğru bilseniz de yanlış cevaplamış olmayın. Soruya ekrandan bakıyoruz, bilgisayar ekranından cevabı telefonlardan veriyoruz. Evet. Biraz daha bekleyeyim. Aynı isimler umarım olmaz. Yani atıyorum bir tane Merve varsa nasıl yapacağız? Lütfen şey yapın. ID'nizi yani o nickname'inizi soyadınızla almaya çalışın. Kaç kişi olacağız? Evet, yavaştan başlatayım mı? Yavaştan başlatıyorum hocalarım. 6:30 olduk artık. Kadar kalabalık hiç kağıt oynamamıştım. Anladım ama ben. Başlat. Hangi şekil doğruysa o şekli lütfen işaretleyin telefonlarınızdan. Süre sınırımız var. 20 saniye içerisinde cevaplamış olmamız gerekiyor en fazla. Devam ediyoruz. Emin Sümer hocam şu an için önde gidiyor. eTV'nin ana sayfası aşağıdakilerden hangisidir? Yani adresi. Necla Hocam takip ediyor mu? eTV'nin için hangisi doğru değildir?
Maalesef öyle bir gezme olayımız yok. Canım çok hızlı interneti galiba. Evet, eTwinning ülkemizde hangi birim koordine etmektedir? Gerçekten okul müdürümüz diyenler olmuş. Ulusal destek servisi. İTÜ'nün sayfasının hangi kısmı herkese açıktır? Portal, ana sayfa. Doğru mu yanlış mı? eTwinning öğretmenlerin ve bu yolda birlikte yürüdükleri öğrencilerinin ufkunu açar ve gelişimlerine olumlu katkı sunar. Bu arada true doğru, false yanlış. Bakalım podyumda. Üçüncü hocamız Fatma Kara hocamız. Tebrik ederiz. İkinci olan hocamız Fatih Çığırıkçı hocamız. Ve birinci hocamız evet, Enes hocamız. Tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum ben. Katılımlarınız için gerçekten çok keyifliydi benim için. Emin hocam söz verdiğim gibi iletişim kurabiliriz. Ben sizin bir proje başlatma düşünceniz varsa, eğer tecrübeniz de çok yoksa, ben elimden geldiğince süreç boyunca size desteğe hazırım her konuda. Koçluk yapmaya hazırım. Öyle bir ödülümüz olsun. Çok teşekkür ederim. Eğer sürçülisan ettiysem affedin. eTwinning'e gerçekten başladığınıza hiç pişman olmayacaksınız. Hem kişisel anlamda hem mesleki anlamda inanın sizlere çok güzel şeyler katacak. O yüzden güzel bir adım atmışsınız. Bence başlamışsınız. Artık asla pes etmeyin ve ilerleyin. Dilerim Elif hocamın da dediği gibi yolculuğunuz çok güzel geçer. Ve bizler içerik ekibi olarak eğitimin koordinatörleri de tabii ki sizler için her zaman desteğe hazırız, buradayız. Çok teşekkür ederim. Elif hocam siz de birkaç bir şey söylemek isterseniz. İsterseniz biz yapalım kapanışı. Sesinizi alamıyorum ama ben Elif hocam. Evet. Padlet'teki sorularla ilgili Elif hocamın sesi gelmiyor galiba. Ben mi duyuyorum? Elif hocamın sesi yok. Zannediyorum tamam. Şimdi oldu. Çok özür diliyorum. Konuştum, konuştum, konuştum. Sesim, yani bilgisayara yabancıyım açıkçası. Öyle söyleyeyim. Benim kendi bilgisayarım çöktü. Biraz bir garip geldi. Ekranı kullanmak da ilk kez böyle bir saat önce elime geçti. Emanet bir bilgisayar bulup çok özür diliyorum arkadaşlar. Evet, Elif hocam tabletinizi dilerseniz hemen bir dakika sorularla ekranı ilgili ben paylaşım hemen yapayım. bir cevaplama Padlet'te çünkü yapalım. bayağı bir sorumuz birikmiş. Hemen bir bakalım.
Bu arada bir sorumuz vardı. Hemen onu göstereyim. Bir arkadaşımız rica etmiş portföyümüze nasıl ulaşabiliriz diye. Hemen eTwinning Live ana sayfa üzerinde arkadaşlar adımızın bulunduğu yerin altına portföyüm kısmı var. Buraya tıkladığınızda sizin kişisel bilgilerinizi soracak. Buradan sonraki aşamadan portföyünüzü görme imkanınız olacak. Şöyle Padlet'i de açtığınızda Kadriye Hocam ben böyle ortak bazı sorulara cevap vermeye çalıştım arkadaşların sorularına. Genelde formu ulaşamadıklarını söylediler. Form linkini de attım birçok yere. Umarım ulaşabilirler. Şimdi evet. Ilgili galiba şöyle bir sıkıntı var Elif Hocam. Telefonlarında açmaya çalıştıklarında sıkıntı oluyor. Mail olarak kendilerine mail atsınlar linki ve Evet, PC'ler, şöyle bir bilgisayarlarınızda açmaya sorulara çalışırsanız baktığımızda eğer da böyle olmuş oluyor arkadaşlar. genelde projelere katılmak konusunda bir serzeniş var. Katılamadıklarına dair arkadaşlar yazmışlar. Hani yeni başlayanlar olarak projelerine diğer deneyimli arkadaşların almadıkları konusunda. Bu konuda ben rahat olun arkadaşlar. Neden? Şu an dönem itibariyle zaten proje başlangıçları yapılmıyor. Şu süreci biraz siz kendini gelişiminiz için kullanın. Bu alanları kurcalayın. Biraz kursları, EBA online kurslarını alın. Eylül ayında emin olun başlayacak proje ortaklıkları kurulmaya. Mutlaka bir projede yer alırsınız. Hiç merak etmeyin. Bu konuda biz ilk koordinatörler arkadaşlarımızla birlikte konuşuyoruz. Neler yapabiliriz düşünüyoruz. İller arası koordineli çalışmalar yapıp siz yeni başlayan arkadaşlarımızı o çalışmaların içine alıp ortaklıklı deneyimli arkadaşlarımızla buluşturmak konusunda da çalışmalara başladık şimdiden. Yani hiç merak etmeyin, mutlaka deneyimli arkadaşlarla birlikte proje yapma imkanı bulacaksınız. Hiç bulamazsanız da lütfen yine üzülmeyin. Siz kendiniz kurarsınız bir proje. Kendinize güvenin. Bu süreçte yapabilirsiniz. Örnek projeleri inceleyebilirsiniz. Bu noktada bizler de sizlere yardımcı oluruz. Yapabilirsiniz. Kendinize de güvenin bu noktada. Ben eminim. Kadriye Hocam sizin dikkatinizi çeken bir soru var mı? Şöyle aşağıya doğru iniyorum. Biz yine bu alanları cevap vermeye çalışırız arkadaşlar. Sorularınızı yazmaya çalışırız. Numaramı göremiyorum. İsmime çift tıkladığım halde diyor arkadaşım ama